Selamun aleyküm. Saksın Bahçem kanalına tekrar merhabalar. Daha öncesinde siyah domates tohumu nasıl çimlendirilir videosu çekmiştik. Ayrıntıları vermiştik. Arkadaşlar o tohumlar artık fideye dönüştüler. 20-25 santim boyları oldu. 20 diyelim, 25 santim olmadılar. En uzunları 20 santim civarında, diğerleri de ona yakın boylara sahip. Bizim bu videoda artık bu çimlenen tohumlarımızı saksıya alma vaktimiz geldi. Nasıl anlıyoruz bunu? Ondan bahsedeceğim. Şu şekilde tek başına çıkan, biz üçer tohum dikmiştik hatırlarsanız. Her ihtimale karşı en azından birisi hayatta kalsın diye. Bu gördüğünüz bir tanesi hayatta kaldı. Bunda da öyle. Fakat bunda üçü de hayatta kaldığı için karmaşık bir yapıya sahipler. Bunları birbirinden ayırmayı göstereceğim sizlere. Ardından bunları da saksılarımıza alacağız. Her zamanki bildiğiniz gibi, daha önce anlattığımız gibi saksılarımızın yapısı bu şekilde. Delikli saksılar kullanıyoruz, tabaklı saksılar kullanıyoruz. Şu saksımızın tabağı şu anda burada değil ama onu da var. Tabii ki altında delikler oluyor. Deliklerin üzerinde iri taşlar, ardından da toprak döşüyoruz arkadaşlar. Benim şu anki kullandığım orman torfu ve kirli toprak karışımı. Kendim karıştırdım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu uzun saksımızda sadece kirli toprak vardı. Maydanoz tohumlarının yetişmediği yerdeki toprağı söktük. Orayı normal torflu toprak ve kirli toprakla karıştırıp tekrar toprak ekledik. Şöyle orta kısma da fidemizi dikeceğiz. Bu alanı böyle değerlendireceğiz. Bu büyük saksılarımızda da birer tane fidemiz olacak arkadaşlar. İdeal saksı boyutu domates için budur. Domates köklenir, büyür. Onun için 30 santim çapında, 35 santim yüksekliğinde şu saksı en ideal olanı. Ama diğerlerinde yetişmez değil. Onlarda da yetişecek arkadaşlar. Evet, şimdi sizlere birbirinden ayırmayı göstereceğiz. Arkadaşlar şu fidelerimizde ayırma yok. Bunda olduğu gibi ne yapacağız? Pet bardaktan çıkarıp saksımıza buluşturabiliriz. Tek başına olduğu için hiçbir problem yok. Bu arada şundan da bahsedelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki düz şekilli yaprağımız, daha önce soru geldiği için bunu belirtiyorum. Bunlar ilk filizlenen topraktan bu yaprakları çıkar arkadaşlar. Daha sonra şöyle, bakın bunların her biri birer daldır ve yaprak dalıdır. Biz bunları ne zaman saksıya alıyoruz? Şu yaprakları saymazsak arkadaşlar 2, 4 adet dal şeklinde yaprak verdiği zaman artık alabilirsiniz. Biz bunu bir haftaları bekletiyoruz arkadaşlar. Uygun koşulları sağlamak için geç kaldık. 2, 4 yaprak olduğu zaman fidemiz toprakla buluşabilir. Bizde kaç adet olmuş? Şunları saymıyoruz. 2, 4 ve küçükler var. 5-6 şeklinde. Evet, diğerlerinde de aynı şekilde. Şu iki küçüğü saymıyoruz. 2, 4 ve orada da yeni yapraklar. Aslında çok da geç kalmadık. Dediğim gibi bir hafta bir gecikme süremiz oldu. Bunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sürgünleri var. Evet, bunlar neydi? Siyah salkım domates tohumlarıydı. İnternet üzerinden almıştık. Hatta o gün de karışmaması için üzerine yazmıştık hatırlarsanız. Hala aynı pet bardaklar. Evet. Şimdi şu şekilde göstermeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar köklerimiz dışarıdan görülebilir boyuttalar. Şimdi bunu fazla zorlamayalım. Bunu biz makasla kessek daha uygun olur. Arkadaşlar hemen makasımızı aldık geldik. Pet bardağımızı şu şekilde makasla toprağa dokunmamaya çalışarak kesiğimizi attık. Hemen bir de altından atalım kesik. Köklerimizi çok fazla sarsmamak için dikkatli yapıyoruz bu işlemi. Evet artık. Evet. Tüm bir şekilde çıkarttık. Arkadaşlar birkaç gündür ben su vermiyorum. Çünkü biraz sonra toprakla buluştuğu zaman can suyunu alacakları için. Evet. Bu şekilde biz tohumlama, çimlendirme bardağımızdan çıkardık. Şu şekilde arkadaşlar toprağa sıktığınız zaman olabildiğince en uygun yerlerden köklerimizi ayırmış olacağız. Bu hiç iyi bir şey değil aslında. Tek başına olmalarını yeğlerdik. Aslında seyreltebilirdik. Şu şekilde arkadaşlar ayırdık. Evet, bu ilk fidemiz. Bunu böyle bırakabiliriz. Diğer fidemizi de bu şekilde ayırdık. Evet, gayet zorlamadan ayrılar. Şu anda elimizde 3 adet ayrı fide oldu. Bunları toprakla buluşturabiliriz. Hemen arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu fidemizi saksımızın en orta kısmına ve hafif şu zeminden hafif
Altta kalacak şekilde, şu şekilde toprakla buluşturuyoruz arkadaşlar. Daha önce zaten fide nasıl dikilir, bunu sizlerle paylaşmıştık. Şöyle toprağımızı güzelce düzleyelim. Onun yerinde oturttuktan sonra şöyle hafif bastırdığımız zaman zeminin alt tarafında biraz daha çukur bölgede, orta biraz çukur bölgede kalacağı için suladığımız zaman suların özellikle buraya akmasını da sağlayacağız. Köklerimiz sulardan daha rahat beslenecek arkadaşlar. Evet, şöyle bastırdık. Toprağımızı güzelce düzelttik. Ne oldu? Şu anda siz belki çok iyi göremeseniz bile şu orta kısımlar biraz daha çukur. Suladığımız zaman suyun oraya birikmesini sağlayacağız arkadaşlar. Toprağımız gayet yumuşak. Köklerin ilk gelişimi için çok müsait. Evet. Kuruyan gül yapraklarımızdan da karıştırdık içerisine. Belki humus olur diye. İleride ekstra bir gübreleme de yapabiliriz. Arkadaşlar, bu arada hayvan gübresi tercih edenler için şunu söyleyelim. Hayvan gübresini sonradan eklemeniz uygun değil. Saksınızı hazırlarken toprağınıza belli oranlarda aşağı yukarı 3'te 1, 4'te 1 oranında koyun gübresi, inek gübresi fakat yanmış yani fermente olmuş gübreleri eklerseniz toprağınız daha bir doyumlu olur. Daha mineralli olmuş olur. Hayvan gübresi kullanan arkadaşlarımıza da bu öneriyi yapmış olalım. Evet, fide dikimi bu kadar. Ben biraz sonra şu saksıya ve bu saksıya da bu işlemi yapacağım. Siz de çimlendirdiğiniz tohumları bu şekilde toprağınıza alın. Hemen can suyumuzu verelim arkadaşlar. Şu şekilde ben delikli bir pet şişe kullanıyorum. Yani çok fazla bildiğiniz gibi bizim sayfamız para harcamaya meraklı bir sayfa değil. Her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Gayet yumuşak bir şekilde bol bol suyumuzu alıyor. Toprağın yapısı bozulmuyor bu delikli şişe sayesinde. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Siyah salkım domatesimiz artık toprakla buluştu. Bu arada şunu söyleyelim. Biz Haziran'ın ilk haftasındayız. Bu işlemleri bildiğiniz gibi normalde Nisan'da yapıyoruz. Yani bunları yaklaşık olarak 2 ay önce yapıyoruz. Fakat ben biraz araştırmada bulundum. Ben tabii ki size ilkbaharda tavsiye ederim ama bu domatesimizin meyve vermeyeceği anlamına gelmez. Biz bunu denemesini de yapmış olalım arkadaşlar. Tabii ki daha sonraki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Aynı bu videonun ilk serisinde, ilk videosunda çimlendirdiğimiz gibi bu sefer de çimlenen tohumların ne halde olduklarını size göstermiş olduk. Ve ikinci aşamamız toprakta buluşturduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler dilerim.